Ah, ne oldu kızım? Kimmiş kapıya gelen? Elektrik arızaymış anne. Neyse ki yaptı adam. Yoksa elektriksiz kalacaktık. Açma böreğin kapağını. Ben alt üst ettim. Pişince direkt kaparsın. Tamam anne. Fatma abla. Geç otur. Kahve yapıyorum. İç biraz dinle. Abla, boş ver şimdi kahveyi. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Benim çalışmam lazım. Hani sen temizliğe gidiyordun ya. Bulabilir miyiz bana da bir iki ev? Yani iş bulmama yardım eder misin? Karnınızı doyurdunuz mu? Yedik yedik. Çok sağ ol. O zaman akşamüstü yeriz. Bir özür dileseydin. Allah Allah. Hem suçlu hem güçlü. Senden mi öğreneceğim nasıl davranacağımı? Ne o? Boş defter mi? Şiir mi yazacaksın, mapustaki anılarını mı? Beni de yaz. Unutursan küserim. Bak bak. Bize ikram yok ha? Onları akşamüstü yiyecektik. Hadi ya. Bırak onu. Onu bırak, ver bana. Bırak dedim sana, bırak. Bu sana ceza olsun. Bir daha lokmamı saymazsın. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun be kendini? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Beni bırak, beni dedim sana. Ne sanıyorsun? Yangın yerindeki müdahalede izler birbirine karışmış Arda. Kolay gelsin. Eyvallah. Hayırdır? Sana hayırdır, kimsin? İstanbul Emniyeti olay yeri inceleme. Sen yenisin galiba. Biz cinayet bürodanız. Yeniyim evet. İkinci olayım bu. Bulabildiniz mi yeni bir şeyler? İzniniz var mı? Şaka mısın birader sen? Dosyaya biz bakıyoruz. Kesin emir var. Çetrefilli bir dosya galiba bu. Olay yeri inceleme dışında kimseyi almıyoruz bölgeye. Yok ya. Arda bir sakin. Tamam. Biz zaten gidiyoruz değil mi? İşimiz bitti. Şuna bak ya. Olay yerini işgal etmiş herifler. Ya tamam bir sakin olsana. Zaten alacağımızı aldık. Neyse çıkar kokusu. Şöyle masum ayaklarına falan yatma. Bu ne gürültü? Ne oluyor burada? Bu bana yoktan yere saldırdı müdürüm. Hayır. Bana hediyeler gelmişti. Kasten çarpıp kitaplarımı defterimi yere düşürdü. Sonra da yetmedi. Defterlerimi yırtmaya başladı. Sen anlat bakalım. Hande haklı. Bu kız durduk yere Hande'ye saldırdı. Thank you.
kadar da kör göze parmak artık ya. Ya tamam. Makinenin kartını çıkarttık verdik Tolga'ya. Birazdan bastırıp getirecek, kimsenin ruhu duymaz. Neyi kimsenin ruhu duymaz? Birader sende de ne kulak varmış ya? Size de benden saklanan bir şey. Ya biz birkaç gündür olay yeri incelemeye gidiyoruz. Olay yeri amiri de bize bir kıl oldu ya da... Ya ne kıl olması? Abicim adam alenen bizi oradan uzak tutmaya çalışıyor. Soru soruyoruz, böyle garip grup cevaplar veriyor. Bugün de birini dikmiş kardeşim kulübenin önüne. Bize inceleme yaptırmıyor. Anlaşıldı. Herifin tekerine çomak sokuyoruz çünkü. Ya neyse, biz alacağımızı aldık zaten. Çektik fotoğrafları. Tolga gelsin, hep beraber inceleriz. Ya aylardır benzer şeyler yaşıyoruz. Bir şekilde halledeceğiz, tamam? Moralinizi bozmayın. Fotoğraflarınız geldi. Bunun üstünde. Bunun arkadaş ya, akşam çayın benden vallahi ha. Bu da dosya. Yakın gözlüklerinizi takın, fazla mesai var. Diyeyim ben sana, tırlağın teki bu. Baksana, et ayağı yemiş gibi sabah beri dolanıp duruyor. Az kaldı. Sana güzel haberler vereceğim. Rahmetli babam sık dişinince verme canına derdi. Az sabret Elif. Az dayan. Elif. Doktorun geldi. Gene mi sosyete gülüne? Bu nasıl iş ya? Torpilli gördüm de bunun gibisini görmedim. Adalet Bakanlığı'na şikayet edeceğim bu karıyı. Aslı, ne yapıyorsun? Ablalık görevimi yerine getiriyorum Bızdık. Protokolü arıyorum. İmzaladın mı merak ettim. Al bak. İmzaladım. Ciddi misin ama? Ablama bu kadar kötülük yapan bir adamla daha fazla evli kalamazdım. Ne yapsaydım? En doğrusunu yapıyorsun Bıstık. O adam seni bir an bile mutlu etmedi. Sen al protokolü. Ne yapılması gerekiyorsa sen yap. Koğuşta bir kavga olmuş. Evet. Şiddetten ne kadar nefret ettiğinizi, hatta karıncayı bile incitmeyeceğinizi anlatmıştınız bana. Öyle. Elif Hanım, siz ya kendinizi çok iyi tanımıyorsunuz ya da bu yaşadıklarınız sizi asabi bir insan yapmış. Bakın doktor bey, siz tıp adamısınız. Önce beni başından bir dinleyin, sonra kararınızı verin. Bazen kendimizi olduğumuz gibi değil, olmak istediğimiz gibi görürüz. Bunun için çeşitli maskeler takarız. Başkalarını geçin, kendimizi buna inandırmaya çalışırız. İşte bu en kötüsü. Anlatabildim, değil mi? Abi buradan bir şey çıkmayacak gibi ya. Adamlar da çok detaylı çekmiş fotoğrafları. Zamanlama da önemli kardeşim. O gece hangi halde olduğumuzu düşün. Doğru diyorsun. Olmayacak şey değil. Ya kaçta göz arasında neler hallolur. Bu ne ya? Bunu kim koymuş oraya? Elif sigara içmiyor ki, çakma olsun. Bir de üstüne ismini yazmışlar. Nasıl ya, çok saçma. Siz daha önce görmediniz mi bu delili? Yok abiciğim, baksana zaten ek belge diye eklemişler. Of, of! Yine birileri düğmeye bastı, Elif'i mahkum ettirmeye çalışıyorlar. Hadi abiciğim kalk gidiyoruz, kalk. Nereye?
Olay yeri incelemeye. Bu raporu kim hazırladıysa hesabını soracağım. Ömer, bak lütfen sen eve git ve dinlen, tamam mı? Olay yerine sen de gitmek demek dosyayı kapatmak demek. Biz Arda ile gideriz. Hele önümden çekil. Hangi hıyar hastası bu dosyayı imza attıysa hesabını soracağım. Ömer, kardeşim bak Pelo bu sefer haklı. Şimdi eğer göze batarsak dosyayı incelememiz de zora girer. Ömer, güven bize. Biz Arda ile gideceğiz, konuşacağız ve sana haber vereceğiz, tamam mı? Hadi sen eve git. Biz Arda ile çıkıyoruz, tamam mı? Size daha önce de demiştim. Cezaevi süreci insanın kendini ve hayatı tanıması için iyi bir süreç de olabilir. Bunu iyi değerlendirin. Ayrıca düşük dozda bir ilaç takviyesi almanızda da fayda var. Bu gerçekten gerekli mi? Yani gerekli olmasa vermezdim. Duruşmanızda tanık olduğumu unutmayın. Yani orada benim izlenimlerimi soracaklar. Sizin hakkınızda olumlu konuşmak isterim tabii. Bu yüzden ilaçlarınızı düzenli kullanmanız gerekiyor. Elif Hanım bakın. Endişeleriniz var, anlıyorum. Ama bana güvenin. Ben sizin yanınızdayım. Ben sadece ilaç almam gerektiğini düşünmemiştim. Bakın Elif Hanım, size faydam olmasını istiyorsanız tedaviyi reddetmeyin. Size uzattığım yardım elimi tutun ki beraber yol alabilirim. Köstebek dolmuş. Ama ben o delikleri tek tek barutla doldurup patlatmasını bilirim. Arda, bana bak. Ömer'i zaten çok zor ikna ettim. Oraya gidip öyle hırtlık yapmak yok. Adamlara bir şey belli etmeyeceğiz, anlaştık mı? Ha, tamam Belum, tamam. Ne güzel ikna etmişsin Ömer'i. Bak uslu uslu oturmuş bizden haber bekliyor. Ya Arda bana laf sokmayı bırak, hadi bas gaza. Şimdi gidecek birilerinin gırtlağını sıkacak. Gerçekten bilmiyorum şu an. Nilüfer Hanım, bu bebeği dünyaya getirip getirmemek elbette eşinizle beraber alacağınız bir karar. Bebek henüz çok küçük. Kaç haftalık? Daha 5 haftalık. Eğer birkaç hafta sonra gelirseniz kalp atışı duyabiliriz. Ben o kadar ileri gidebileceğimi düşünmüyorum. Peki o zaman. Bu sizin için de bir fırsat olsun. 10 gün sonra görüşelim. Tamam. Kimle konuşuyordun Bızlık? Ya yaptığım her şeyi sorguluyorsun Aslı ya. Gerçekten baş öğretmen gibisin yani. Çocuklar, avukatla konuştum şimdi. Her şey kontrol altında. Ne varsa hepsinle ilgilenecek. Fatih de birkaç gün sonra alırmış eline boşanma protokolünü. Süper. Fatih defteri sonsuza dek kapandı yani. Bebeğim. Çok üzüleceksin biliyorum. Ama çok doğru bir karar verdin yavrum.
Seher erişimli Ömer Demir'i. Cesur yürek gibi bodozlama dalacak. Aman sanki sen çok farklı bir adamsın. Hiç kontrol sıfır. Ne yapayım Pelin? Meslek gergin. Babam da böyleydi. Hadi yürü, yürü. Çetin! Bunu sen mi imzaladın? Savcı mısın, müfettiş misin? Ne bu tavır Ömer? Canı yanmış vatandaşım sadece. Bu ek delil dosyayı sen mi koydun? Sahte bu, sahte! Herifin böyle bir çakmağı yok. Bu işi kim organize ediyorsa bana isim vereceksin. Muhatabım da değilsin. İşim gücüm var benim. Şşş! Amirin nerede? Olay yeri inceleme amirinin bu işten haberi var mı? Ne yapalım, müdahale edelim mi? Böyle bekleyelim mi? Arda bir dakika sus. Ne oldu abi? Neden gitti herif? Konuşacak kardeşim. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Ah be Nedret'ciğim. Seninle böyle buluşmak da varmış kaderde. Seninle daha steril bir ilişkimiz var sanıyordum. Sen de iyice yer altına indin desene. Dua et de ilişkimiz böyle kalabilsin Tayya. Pek bir gergin gördüm seni. Ne oldu gene? Söz vermiştin bana. Elif'i dışarı çıkaracaktın. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Orada duralım. Ben hemen çıkartacağım demedim. Bu kadar da yeter zaten. Canım ne var? Sen de kabul et. Elif'in biraz burnu sürtülse hiç fena olmaz. Sen halası olarak onu bizim peşimize düşmekten alıkoyamadın. Bari ben halledeyim dedim. Hem bana güven. Çocuk eğitiminde bir musibet bin nasihatten iyidir. Bunu Filiz'le olan ilişkinde de öneririm sana. Sakın. Sakın Filiz'i bu işe karıştırma. Ayrıca eğer çocuk eğitiminden söz ediyorsak... sen sınıfta kalırsın ayol. Seninkiler ortada. Ne yapalım? Biri Kadir Sinas çıkmadı, ötekinin de aklından zoru ver biraz. Bu da benim kaderim. Ay tamam Allah aşkına, tamam. Seninle sohbet eskiden daha tatlıydı ayol. Neyse. Al. Nilüfer'in boşanma protokolü. Fatih'e imzalat. Bu evlilikte bitsin artık. Sen de çok acımasız çıktın Nedret. Gençlerin mutluluğuyla beslenmekten vazgeç artık. Diyeyim sana, hazımsızlık yapar. Kaşla göz arasında ne söyledin de konuşmaya ikna ettin Çetin? Elimizde deliller olduğunu, başka dosyalarda sahtekarlık yaptığını ispatlayabileceğimi... eğer konuşmazsa Savcı Bey'e anlatacağımı söyledim. Meslektaşına blöf yaptın, tehdit ettin yani. Aynen öyle kardeşim. O da bir güzel yuttu. Otoparka giriyor, hadi. Niye merak ediyorsun Ömer? Ne istiyorsun benden? Çok net. Dosyada sahtekarlık yapmanızı kim istedi? Bak şu bakışın var ya, şu bakışın. İncelemede nasıl sahtekarlık yaptığınızı anlatıyor zaten. Anlat. Kim istedi? İsim ver. Bence olaya fazla duygusal yaklaşıyorsun. Paranoya bağlamışsın. Emniyette olay çıkmasın diye konuşmayı kabul ettim ama bu kadar yeter. Bak üçümüz de bu işi Elif Denizler'in yapmadığını biliyoruz. Ben şundan eminim. Bulduğunuz bazı delilleri sakladınız değil mi? Bu yüzden de suçsuz günahsız bir insan yıllarca içeride çürüyecek. Anlatsana Çetin. Ben sizin gibi kıdemli değilim. Daha yeniyim. İki dakikada harcarlar beni. Ben seni şimdi bir harcayacağım, göreceksin. Madem yenisin, o zaman okulda meslek etiğiyle ilgili anlatılanlar hala kulağındadır, hatırlıyorsundur.
Bunu yapamam. Ne demek yapamam lan? Ha? Ne demek yapamam? Bana bak. Bak bak, gözünün içine bak. Senin karşında var ya sadece mesleğimin gerçeklerini ortaya çıkarmaya çalışan bir meslektaşın yok. Ben aynı gecede hem abimi kaybettim, hem de sevdiğim kadını kendi ellerimle cezaevine götürdüm. Oğlum, benim kaybedecek bir şeyim yok. O yüzden iyice düşün. Sevgilim, bu ayak sesleri, bu katliamda hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu. Fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden güneş elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman. Bakın, bazen kendimizi olduğumuz gibi değil, olmak istediğimiz gibi görürüz. Bunun için çeşitli maskeler takarız. Başkalarını geçin, kendimizi buna inandırmaya çalışırız. İşte bu en kötüsü. Ömer'im, dayan dedin bana. Ben de sana söz verdim aramıza bu soğuk duvarlar girmeyecek diye. Ama gücüm yetecek mi bilmiyorum. Gözlerimi kapattığım an binlerce düşünce kafama üşüşüyor. Ne kadar savaşsam da peşimi bırakmıyorlar. Kabus giderek büyüyor. Sana söylesem asla kabul etmezsin, biliyorum sevgilim. Ama belki de ben yaptım. Belki de gerçekten öldürdüm abini. Yoksa aksini kanıtlayan bir delil olmaz mıydı? Belki de doktor, savcı, herkes doğruyu söylüyor. Ama biz aksine inanmak istiyoruz. Kendimizi kandırmayı seçiyoruz. Alo, hadi kalk. Çalışma zamanı. Öyle yan gelip yatmakla olmuyor. İş yapacaksın. Ne yapmam gerektiğini söyle, yapayım. Gel hadi. Bırak. Doğru düzgün söyle, gelirim. Kes vızıldamayı da yürü. Temizlik sırası sende. Her yeri bal dök, yala yap. Yoksa ben sana yalatırım. Ne o? Zoruna mı gitti güzelim? Sanki sen buraya... Hadi kendi da temizle. Korkuyorsun, biliyoruz. Hiç kimse için kolay değil ekibi hakkında konuşmak. Ama biz bu davanın peşindeyiz. Hem de kanımızın son damlasına kadar. Yani bizim için o kadar önemli bu konu Çetin. Olmayan bir delili dosyaya eklediğini bulmamız an meselesi. Bak, sen de olay yerine tahribattan soruşturma yersin. Bakın, olan biten beni de mutlu etmiyor. Yoksa neden sizinle konuşmak isteyeyim? Anlat o zaman. Mesleğine bağlı vicdanlı polis gibi davran.
Aslında benimkiler sadece bir şüphe. Yani elimde bir kanıtım yok. Tek bildiğim amirimin talimatları. Ne talimat? Olay günü siz Elif Denizleri götürdükten sonra biz kanıtları toplarken amirimiz fazla müdahil oldu. O gösterdiğin çakmağı da o buldu. Nerede buldunuz siz o çakmağı? Hemen ağacın yakınında bulmuş. Yani öyle söyledi. Peki sen bana şunu söyle. Var olan ama dosyaya girmeyen bir kanıt var mı? Biz oradan ayrılırken kulübenin arkasında tekerlek izleri bulduk. Çok yeniydi. Çok da belirgindi. Nasıl araba izi? Yani arazi mi yoksa binek mi? Aslına bakarsanız minibüs izi gibiydi. Yani binek otomobil gibi değildi. Biz tam fotoğrafları çekecekken amirimiz bu bizim arabanın, salak mısınız falan dedi. Çekmemize izin vermedi. Hatta kendi eliyle sildi izleri, kafamız karışmasın diye. Muhtemelen Elif'i arabayla getirirler. Olabilir ama bana sanki ters istikamette yeni uzaklaşmış bir araba gibi geldi. Arkadaşlar, bizim bir şekilde ekip amirinin yapmış olduğu sahtekarlığı ispatlamamız lazım. Hatta konuştursak 10 numara 5 yıldız. Nerede amirin? Amir yok. Sabah yıllık izninin bir kısmını kullanmak için tatile gitti. Arkadaş bir taktik değiştirin ya. Ya işini bitiren hemen yurt dışına çıkıyor ya. Polisiydi, doktoruydu, savcısıydı. Velo ne diyeceğimi biliyorsun. Amiri bulmamız lazım. Aradım çoktan. Çetin? Bize anlatacağın başka bir şey var mı? Elif'in direnci gitgide düşüyor. Güzel, güzel, güzel. Günün en iyi haberi bu. Peki, sizce bu gidişat bizi nereye götürecek? Koğuştan ayarladığım kadınları nereye, nasıl yönlendireyim? Ne yapıyorlarsa aynen devam etsinler. Şu anda her şey tam kıvamında. Elif için inandırıcı ilerliyor. Elif'in psikolojisini istediğimiz yöne çekebiliyoruz. Tabii verdiğim ilaçlar da bu süreci hızlandıracak. Nasıl verdiğin ilaç? Sıradan bir antidepresan mı? Aşk olsun Tayyar Bey. Bu zekama bir hakaret. Antidepresanlar sadece uyuşturur ve sakinleştirir. Biz Elif'in daha çok depresyona girmesini istiyoruz. Gördüğü halüsinasyonların onu yönetmesini istiyoruz. Hatta kendi kendisiyle kavga etmesini istiyoruz. Güzel, güzel, çok güzel. Siz Elif için cezaevi yaşamını güçleştirin. Bana da biraz zaman verin. Fazla vaktimiz yok doktor. Elif'in cevval bir nişanlısı var. Bir de baş belası bir havası var. Her an tepemize çökebilir. Sen de biliyorsun ki kusursuz cinayet yoktur. Bir ipucu yakalarsa aniden bu düğümü çözebilir. Bana hızlı bir gidişat gerekiyor. Sen bana bunu sağla. Tren bileti de almış olabilir. Kontrol ettiniz mi? Hem bir de şu oto kiralama şirketlerine de bakın. İpek'e de haber verin. Bu amirin bir an önce bulunması gerek, tamam? Hadi. Mangal yaptığımız gece evi izliyorlardı. Biz evden gittikten sonra Elif'e mesaj geldi abimin adıyla. Elif de kim olduklarını merak ettiği için dışarıya çıktı. Elif akıllı kızdır, binmez o arabaya. Yani arabayı bindirmek için kafasına darbe almış desek, Elif hatırlardı ya da darbenin izi olurdu. Muhtemelen bir şey kullandılar arabaya bindirmek için. Abi kanında eter ya da ilaç çıkmadı biliyorsun. Yani sen eve gittiğinde bir iğne izi bir şey gördün mü? Yok. Yani baktım ama göremedim. Belki de benim gözümden kaçmış olabilir. Ya keşke bir doktor kontrolünde olsaydı. Belki bir şey görürdü. Ya hemen kendine yüklenme be kardeşim. Sen doğru olanı yaptın. Sonuçta hatırlaması gibi de bir ihtimal vardı. Kardeşim işin içine duygularım girince aklım duruyor. Kendimi toplamam lazım. Neyse devam edelim. Elif'i baygın bir halde bir şekilde buraya getirdiler. Çetin'in bahsettiği arabayla.
Önce abimi öldürdüler. Herhalde olay yeri amirini silmeye çalıştığı izler buradaydı. Elif arabadan baygın bir şekilde indirdikten sonra ağacın yanına getirdiler. Sonra da abimi öldürdükleri silah eline tutuşturdular. Sonra da yangın çıkardılar. Ki bana en saçma gelen nokta da bu. Ya madem silah var, neden yangın çıkarıyorsun? Ya işi yokuşa sürmek. Ne kadar çok karmaşık iş, o kadar çok hata demek. Belki de dertleri, delilleri yok etmekti. Hani olay yeri inceleme abini satın almışlar. Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Arda haklı. Bence bu yangın içinde bir tuhaflık var. Şimdi, silahı Elif'in evinden Fatih'in aldığını biliyoruz. Bir gece önce de Derya Erdünler, Elif'e bu senin son şansın demiş. Yani o andan itibaren planını başlatmış. Bunca tezgahtan sonra geliyor seni kurtarıyor. Fatih'ten bir saçma hareket daha. Yaptıkları sürekli çelişiyor. Babacığım merhaba. Özledin mi beni? Her yerde beni aratıyormuşsun. Gel o zaman bir sarılalım. Neredesin lan sen? Ha? Neredesin? Niye gel dediğimde eve gelmiyorsun sen? Niye kaçıyorsun benden? Ne kaçacağım senden? Bir ton işim var benim. Ömer ölmemiş. Senin de işin var öyle mi? Eşek gibi kaçıyorsun benden. Çünkü sen yaptın. Özellikle vurmadın. Kurtulsun istedin. Ömer'in şu anda nefes almasının tek nedeni sensin değil mi? Ya ne alakası var? Ben Ömer'i sağ bırakıp başıma bela alacak kadar mal mıyım? Evet, malsın. Malsın. Gel git aklında ne hesaplıyorsun sen ha? Ne hesabı? Adamı vur dedim, vurduk. Daha ne istiyorsun? Sıktım kafasını, attım çukurun içine. Gözünün önünde oldu. Emin olmadıysan gelseydin iki derde, sen sıksaydın kafasına. Allah Allah. Nasıl kurtuldu ne bileyim? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama öğrenirim çocuk. O şerefsiz o çukurdan nasıl çıkmış öğrenirim. Sonra da hesabını sorarım, bilirsin. Verilemeyecek bir hesabım yok babacığım, çok rahatım. Gelip kapına dayanmıştır Ömer zaten. Sorsaydın kim kurtardı seni diye. Yok. Gelir diye bekledim ama gelmedi. Bu da ilginç tabii. Sanki dün gece onunla pişpirik oynadım. O kadar sessiz ve uzak. Tırsmıştır. O da insan. İnşallah. İnşallah. Fırtına öncesi sessizlik olmasın da bu. Ne olursa olsun. Bugün hiçbir şey benim keyfimi bozamaz. Seninle bugün resmen baba oğul olduk. Evet, evet olduk, olduk. Sen şimdi benim hediyemi de ayarlamışsındır herhalde. Öyle başımı okşayıp kuru kuru bugün atlatamazsın Tayyar Dündar. Hay aksi. Hediyeyi unutmuşum. Ama sana başka bir şey getirdim Fatih'ciğim. Bugünler senin için çok hızlı geçiyor. Hareketli, aksiyonu bol yani. Babanı buldun ama karını kaybediyorsun. Birkaç saat önce geldi eve. Nilüfer boşanma işlemlerine başlamış. Protokol yollamış. Bak biz diyoruz ki Fatih'i bulalım, bir yere kapatalım, konuşana kadar da gün yüzü göstermeyelim. Yani bu hayatta herkesin direncini kıracak bir şey vardır. Kardeşim, Arif'i ikna etmek imkansız. Cezaevinde o kadar uğraştık, konuşmadı. Kendi tarafımıza çekelim dedik, geldi cami duvarına işedi. Nilüfer zayıf noktası, oradan yürüyelim. Nilüfer'in en zayıf noktası Fatih. Kaç kere denedik, olmadı.
Ablası söz konusuyken bile mi? Benim onlarla vakit kaybetme lüksüm yok kardeşim. Olay yeri inceleme amirini bulmamız lazım. Satılmış birini çözmek, davasına biat etmiş birini çözmekten daha kolay. Ortadan kaybolmak isteyen bir polis amirini bulmak da çok zor. Adam sarı kadem bastı. Bir haftadır ortada yok, telefonlar kapalı. Hiçbir şekilde kredi kartı kullanmamış. Adına kesilmiş uçak bileti, tren bileti, otobüs bileti falan yok. Ev adresini biliyor muyuz? Yani savcı izni olmadan bir amirin evine giremeyiz. Şu yeni gelen amire mi gitsek? Siz bu yeni gelen amire güveniyor musunuz? Teşhis koyacak kadar bir münasebetimiz olmadı adamla. Çok tanımıyoruz. Ama ben kendisini tanıyorum. O gece Elif'in yanından kalkmamızı sağlayan, saatlerce gereksiz sohbet tutan kendisiydi. Peki bizim Elif'in yanından ayrılmamız gerekiyordu. Elif'e mesajın gelmesi gerekiyordu. Yani arkadaşlar, yeni amir de Tayyar'ın adamı olabilir. Bu şartlar altında olay yeri amirinin evine giremiyoruz. Gelin adınıza konuşun. Ömer. Ömer nereye? Ömer, anlarlar Ömer. Arda bir şey söylesene. Arda sen ne yapıyorsun? Bin hadi bin. Allah Allah. Ay Fatih gelmeyeceğim. Bırakır mısın? Fatih! Fatih bırak! Fatih! İneceğim ben! Hiçbir yere inemezsin. Seninle şu boşanma saçmalığını konuşacağız karıcığım. Sakin ol. Bakayım ne yaptın? Yok, beğenmedim. Ah, pardon kül kedisi. Yanlışlıkla oldu. Neyse, üstün başın içinde. Zaten yıkanacaktın. Fazlasından zarar gelmez. Uğraşma benimle, tamam mı? Uğraşma. Çok korktum. Ne yaparsın? Yoksa beni de kayınbiraderin gibi cayır cayır yakar mısın? Bunu da temizle. Gıcık olmuş da boğazında.